Tarihi İpek yolunu canlandırmak için yola çıkan 8 tırdan oluşan kervan 7 büyük ülkeyi aşarak başkent Ankara'ya geldi. Başkentteki durağı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olan İpek yolu kervanı büyük ilgi gördü. İpek yolunu yeniden canlandırmak için önce develer yola çıktı, ardından tırlar. 8 tırdan oluşan kervan 11 bin kilometreyi kat ederek ve tam 7 ülkeyi aşarak başkent Ankara'ya geldi. Tır kervanının önemini vurgulamak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde düzenlenen toplantıya katılan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, İpek yolu kervanının önemine vurgu yaparak ticaretin serbestleştirilmesi gerektiğini belirtti. Tarihte olduğu gibi bu yolda doğudan batıya ticaretin canlandırılacağını belirten Bakan Yıldırım, ileride İpek yoluna Çin ve Avrupa'nın da dahil olacağını söyledi. Eminim ki bu güzergah şimdi bu ülkelerle sınırlı kalmayacak. Buna Çin de dahil olacak. Avrupa, Balkanlar da dahil olacak. İpek yolunun ekonomiye katkılarının altını çizen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da amacın nostaljiyi değil, ekonomiyi canlandırmak olduğunu ifade etti. Bu basit bir tören değil. Nostaljiyi canlandırmak değil, açık söylüyorum. Onun için de buna hep beraber sahip çıkmamız lazım. Yapılan konuşmaların ardından kervandaki tırın direksiyonuna Ulaştırma Bakanı Yıldırım geçti. Kısa bir ara veriyoruz şimdi.